1975 yılında kabul edilen Jim Crow yasalarıyla beraber neredeyse ABD'nin tüm güney eyaletlerinde ırk ayrımı uygulamasına gidildi. Her yere sadece beyazlar için veya siyahlar için biçiminde tabelalar asılmıştı. Beyazların sadece girebildiği yerlere siyahlar giremiyordu. Irk ayrımı korkunç derecelere ulaşmıştı. Siyahiler ikinci sınıf birer vatandaş statüsündeydi. Bu durum neredeyse 1965 yılına kadar sürdü. Siyahilerin 1950 yılların başlarında başlayan özgürlük arayışları 2008 yılında bir siyahinin başkan seçilmesiyle sonuçlanmıştı. İşte bu videoda ABD'li siyahilerin mücadele tarihine değineceğiz. 1955 yılında terzilik yapan Rosa Parks, yorucu bir günün ardından evine gitmek için otobüs durağına gitti. Gelen dolu otobüslere binmiyordu ki niyeti eve kadar oturmaktı. Gelen boş bir otobüse bindi ve siyahiler için ayrılan yere oturdu. O dönemde siyahiler ve beyazlar otobüse ayrı kapılardan biniyor ve siyahiler sadece kendilerine ayrılan yere oturabiliyordu. Otobüs yolcularının çoğu siyahi olmasına rağmen ön sıradaki 4 koltuk sırası her zaman beyazlara ayrılırdı. Bu koltukların arkasında siyahilerin yalnızca beyazlardan talep olmadığında oturabilecekleri bir orta bölüm vardı. Bununla birlikte bir beyaz talep ederse tüm siyahiler kalkmak zorundaydı. Siyahileri ikinci sınıf birer vatandaşa dönüştüren Jim Crow yasalarının gereğiydi bu. Ayrımcılık normal hayatın sürdüğü her yerde kendini belli ediyordu. Özellikle okullar bunun başını çekiyordu. Aslında Jim Crow aşağılamak amacıyla beyazlar tarafından siyahilere takılan bir lakaptı. İşte böyle bir ortamda Rosa Parks oturdu. O gün otobüse binen bir beyaz, beyazlar için ayrılan yerde oturacak yer bulamayınca siyahilere ait bölümde oturmakta olan Rosa Parks'ın koltuğunu boşaltmasını istedi. Bu talep kanunen ona tanınmış bir haktı. Bunun üzerine şoför de olaya müdahil oldu ve Rosa'nın kalkmasını istedi. Oysa tüm bu baskılara karşı direndi, bunun üzerine tutuklandı ve hapse girdi. Yaşanan olayın ardından uzun süre siyahiler otobüslere binmeyi protesto etti. Gitmek istedikleri her yere yürüyerek gittiler. Martin Luther King, Rosa Parks sonrası Alabama'da otobüs boykotunu düzenleyen kişiydi. Bu boykot tam olarak 382 gün sürdü ve sonunda Martin Luther King'in evinin bombalanmasına kadar ilerleyen gergin bir ortam oluştu. Bu boykotun ardından Martin Luther King tutuklandı. Boykotların uzun sürmesi üzerine ABD Federal Mahkemesi otobüslerdeki var olan bu uygulamayı kaldırdı. Bu olayın sembolizmi olan Rosa Parks, beyazlar tarafından yaşanan bu değişimin sorumlusu olarak görüldü ve dayanılmaz tacizlerden sonra Alabama'ya taşınmak zorunda kaldı. Tam bu süreçte Alabama'da da siyahilerin üniversiteye alınmamasına dönük vali kararları şiddetli protestoların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu protestoların başını yine Martin Luther King çekiyordu. Rosa'nın oturma eyleminden sonra Martin Luther King yürüdü ve yürümeye devam ediyordu. Martin Luther King'in ünü ABD sınırlarını aşmış ve tüm dünyada tanınır olmuştu. Böyle bir ortamda siyahilerin hak mücadelesini geliştirmesi amacıyla kiliselerin bir araya gelmesi ve güç birliği yapması gerektiğini savunuyordu. Daha sonra da bu birlikten oluşan kuruluşta ölümüne kadar önemli görevler aldı. Martin Luther King, Ağustos 1963 yılında Washington'daki Lincoln Anıtı'nda yaptığı Bir Rüyam Var adlı konuşmasında siyahilere birlikte yaşamayı ve bu birliktelik için meydan okumaya davet ediyordu. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Rüyasını açıkladığı Ağustos 1963 yılından tam 45 yıl sonra Barack Obama 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan adayı olmuştu. 4 Kasım 2008'de yapılan ABD başkanlık seçimlerinde ABD'nin 44. devlet başkanı seçilmiş ve 20 Ocak 2009 tarihinde görevi George W. Bush'tan devralarak resmen ABD'nin ilk Afrika kökenli başkanı seçilmiştir. Siyahilerin oturduğu, yürüdüğü ve kazandığının son halkası Barack Obama oldu. Rosa Parks, siyahilerin bu mücadelesinin bugün halen ilk kahramanı ve sembolüdür. 1999'da Time dergisi 20. yüzyılın insan hakları savunucusu olarak Rosa Parks'ı seçti. Ayrıca 1996 yılında Başkanlık Hürriyet Madalyası kendisine takdim edildi. 1999 yılında da Kongre'nin altın madalyasına hak kazandı ve bu ödülü Bill Clinton'ın elinden aldı. Martin Luther King ise 1964 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 1977 yılında ABD Başkanı Jim Carville tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülüne layık görülmüş ve Martin Luther King günü kutlanmaya başlanmıştır. ABD'de siyahilerin özgürlük mücadelesinin halen iki sembolüdür Rosa Parks ve Martin Luther King. Rosa Parks oturdu, Martin Luther King yürüyebilsin diye. Martin Luther King yürüdü, Obama kazanabilsin diye. Obama kazandı, hepimiz uçabilelim diye. İşte bu söz bugün siyahilerin sembol sözlerinden biri haline gelmiştir.